Sosyal Hizmet Yönetimi Ünite 2 Strateji, eldeki tüm kaynakları varılmak istenen emeğe varma yönünde uygun olarak düzenleme ve harekete geçirme sürecidir. Stratejik analiz kavramı ise kuruluş amaçlarının yeniden tanımlanmasını, bu amaçlara ulaştıracak stratejilerin belirlenmesini ve dış çevreyle kuruluşun incelenmesine yönelik çalışmaları içerir. Stratejik yönetim süreci ise hem özel hem de kamu sektöründe günümüz yönetim sistemlerinin olmazsa olmazı haline gelmiş bulunmaktadır. Çünkü kuruluş ve işletmelerin planlı, programlı, düzenli ölçülebilir ve izlenebilir yöntemlerle yönetilmesi zaman, personel ve maddi kaynaklardan tasarruf anlamına gelmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla performans yönetim anlayışını getirmiştir. Bu yönetim anlayışı ile kamu idareleri stratejik planları hazırlamak ve bu planlar doğrultusunda yıllık performans programları oluşturmakla zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda 3 Haziran 2011 tarih ve 633 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planını 2012 yılında hazırlayarak ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon, vizyon, değerler ve ilkelerini oluşturmuş, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflerini saptamıştır. Bunu yaparken mevcut durum analizi kapsamında kurumun tarihçisi, görevleri, organizasyon yapısı ve ilgili mevzuat ile birlikte insan kaynakları finansman kaynakları, bilgi iletişim teknolojileri ve yürütülmekte olan projeler incelenmiştir. Durum analizi kapsamında S8OT analizi uygulanmış, kurumun sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat ve tehditler belirlenerek stratejik amaç ve hedef göstergeleri netleştirilmiştir. ASPB stratejik planı 10 bölümden oluşmaktadır. Giriş, stratejik planlama süreci, uygulanan metotlar, Durum analizi, misyon, vizyon, değerler ve ilkeler, amaç, hedef ve performans göstergeleri, bakanlık stratejileri, 2023 vizyonu, amaç ve hedefler, izleme ve değerlendirmeden oluşan bu bölümlerin sonunda ölçülmek istenen olgular, stratejik planın amaç ve hedeflerinin yıllık ve 5 yıllık başarısı, yıllık performans programının başarısı, harcama birimlerinin stratejik hedefler boyutunda başarısı ile başarısız olunan hedefler, nedenleri ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlardır. Türkiye'de sosyal hizmet alanında hizmet veren kuruluşlar ile sağlık ve bakım kuruluşlarında kalite standartlarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Bakım Hizmetleri Kalite Standartları BHKS, Sağlık Bakanlığı'nda ise Hastane Hizmetleri Kalite Standartları uygulanmaktadır.